Merhaba arkadaşlar, ben Soner Hoca. Eminim birçoğunuz sabah kahvaltısını yapmadan güne başlıyor ve apar topar evinden çıkıyor. Gelin bu sorunu bugün burada çözelim. Sabah kalktınız, ne yapıyorsunuz? Elinizi yüzünüzü yıkadınız, sonra apar topar tabii ki çıktınız. Yanlış. Burada ne yapmanız gerekiyor? Size birkaç tane egzersiz göstereceğim. 2-3 dakikanızı alacak maksimum. Vücudunuzu rahatlatacak ve güne zinde bir şekilde devam etmenizi sağlayacak. Gün sonuna kadar zinde bir şekilde devam etmenizi sağlayacak. Arkasından da hemen kısa bir şekilde 2-3 dakikada hazırlayabileceğiniz kahvaltı örnekleri vereceğim. 4 tane alternatif sunacağım. Gelin şimdi egzersizlerle güne zinde bir şekilde başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi sabah kalktık, yüzümüzü yıkadık ve egzersizlerimizi yapacağız. Size 5 tane egzersiz göstereceğim. Bu egzersizler vücudunuzun esnekliğini ve mobilitesini arttıracak ve gün boyu aynı pozisyonda kalmadan dolayı kas gerginliğinizi alacak ve daha rahat bir şekilde gününüzü devam ettirebileceksiniz. Şimdi hemen egzersizlerimize geçelim. Benle beraber uygulayın. Yani yatağınızın yan kısmına düz bir zemine geçebilirsiniz. Hatta matınız varsa matınızı da serin. Şimdi geçtim. Uzandım sırt üstü. Ayaklarım omuz genişliğinde ve dizlerin açısı 90 dereceye yakın olacak şekilde vücudumu ayarladım. Yattım düz bir şekilde ve kalçamı yavaşça yukarı kaldırıyorum nefes vererek. 10 tane yapacağız. Beraber uygulayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 nefesle beraber 9 ve son 10. Şimdi ters döndüm hemen. Köprü pozisyonuna geldim. Köprü pozisyondayım. Vücudum yine sırtım düz bir şekilde başlıyorum. Kedi inek duruşu bu hareketin ismi. Şimdi kafamı yukarıya alacağım. Sırtımı da belimi iç kısmı alacağım başta. Sonra da tam tersi kafam içeride ve sırtımı kambur duruma getireceğim. Yani sırtımı çıkaracağım. Bunu da yine 10 tane yapacağız. Başlayalım hemen. 2 3 4 nefesle beraber 5 6 7 8 9 ve son. Evet arkadaşlar, 3. hareketimize geçtik. Ayaktaki hareketlere geçtik. Yani squat yapacağız. Ayaklarım omuz genişliğinde açık, ikisi de düz bir şekilde karşıya bakıyor. Çömeldim ve kalktım. 10 tane yapacağız. 2 nefesle beraber 3 4 5 6 yandan bir de görün. 7 8 9 ve son 10. Diğer hareketimize geçelim. Şimdi 4. hareketime geçtim. Ayaklarımı açtım. Kollarımı da açıyorum. Yan tarafa doğru döndüm. Ve ön tarafında, vücudumun ön tarafında bir çember çizmeye çalışacağım. Soldan sağ tarafa geçeceğim ve sağdan tekrar sol tarafa geçeceğim. 10 tane sayacağız yine. Başlıyorum. Kollarımı açtım. Sol taraftayım. Aşağıdan doğru, sağa doğru 1. Nefesle beraber 2 3 4 5 6 7 8 9 ve son 10. Şimdi son hareketimize geçtik. Gökyüzü dokunuşu yapacağız. Ayaklarımı squat yaptığım pozisyona göre biraz da kapattım ve ellerimi kilitledim, parmaklarımı kilitledim. Yere dokunmaya çalışıyorum ve buradan da yukarıya doğru çıkacağım. Şimdi yan döneyim, siz daha rahat görün. 10 tane sayacağım. 1
2 3 4 5 6 7 8 9 ve son 10. Evet, egzersiz hareketlerimizi bitirdik. Şimdi kahvaltı planına geçelim. Şimdi arkadaşlar, egzersizlerinizi yaptınız. Sıra geldi kahvaltıya. Kahvaltıyı kesinlikle es geçmiyoruz. Yani bir 15-20 dakika öncesinden gerekirse kalkın, kahvaltıya vakit ayırın ve kahvaltınızı yapıp evden çıkın. Çünkü kahvaltı günün ilk öğünü olduğu için 10-12 saatlik açlık süresinin ardından ilk yakıt olma özelliğini taşıyor ve vücudunuz bir makine gibi çalışıyor. Yani siz bu besini, yakıtı makineye sokmazsanız vücudunuz da verimli bir şekilde çalışmaz. Ne fiziksel olarak ne de zihinsel olarak. Ki bu sizin için önemli. Okulunuzdaki derslerinizde başarılı olmanız gerekiyor ve bu yüzden daha iyi konsantre olmanız için kahvaltıyla dinç bir şekilde okula gitmeniz gerekiyor. Derslerinizi dinlemeniz gerekiyor. Bu yüzden kahvaltı çok önemli ve hiçbir şekilde atlanmaması gereken bir öğün. Arkadaşlar, kahvaltınızı yapmadığınız takdirde de konsantrasyon bozukluğu olabilir. Algılama bozukluğu olabilir ve derslerinizi de başarı sağlayamayabilirsiniz ki zaten bu sizin için çok önemli. O yüzden kahvaltınızı yapıp hem fiziksel olarak zinde hissedip hem de dikkatli bir şekilde derslerinizi takip edebilirsiniz. Şimdi size uzman diyetisyen tarafından herhangi bir sağlık problemi olmayan bireyler için hazırlanmış 4 tane kahvaltı alternatifi sunacağım. Onlara geçelim. İlk alternatif veriyorum arkadaşlar. İlk kahvaltı alternatifiniz tam tahıllı ekmeğe tost, bir bardak süt, avuç içi kadar kuru üzüm ve iki tane tam ceviz. İkinci alternatifinizi veriyorum arkadaşlar. Bir bardak taze sıkılmış meyve suyu, bir tane haşlanmış yumurta, tahıllı ekmeğe tahin pekmez ve de son olarak iki tane tam ceviz. Üçüncü alternatife geçtik. Ev yapımı granola. Granolayı da anneniz kuru meyvelerle fırınlayarak hazırlayabilir evde ya da yulaf ezmesi. Yulaf ezmesini de bir gece öncesinden sütle bekletebilirsiniz. Bununla beraber bir bardak süt, bir adet muz. Eğer granolada meyve varsa muz yemenize gerek yok. 7 adet çiğ badem, 10 adet çiğ fındık ve de bir tatlı kaşığı kadar bal. Dördüncü alternatifimizde peynirli ve bol yeşillikli tam tahıllı ekmekten bir sandviç, bir bardak kefir ve iki tane de mandalina. Bu vermiş olduğum 4 tane kahvaltı alternatifini isterseniz yanınıza alıp serviste de yiyebilirsiniz. Evinizde de yapabilirsiniz. Şimdi siz kahvaltınızı nasıl yapıyorsunuz? Neler yersiniz kahvaltınızda? Yorum olarak yazın. İyi haftalar, başarılar.